Sabaha karşı gün doğarken devriye gezen ekiplerimiz bulmuş başkomiserim. Kimliği belli mi? Maalesef başkomiserim. Etrafta herhangi bir iz var mı? Bir takım teker ve ayakkabı izine rastladık. Ancak yağmur hepsini bozmuş başkomiserim. Ayrıca herhangi bir kan izine rastlamadık. Yani öldürüldükten sonra buraya atmışlar. Elinde alyans izi var. Ancak alyans yok. Hırsızlık da olabilir yani. Diğer elinde de yüzük var. Sıkışmış, çıkmıyor. Belli ki çıkaramamışlar. Olay yeri incelemesi bir soruşturmanın ilk ve kilit aşamasıdır ve gerçek bir olay yeri incelemesi polisiye film ve dizilerde izlediklerinize benzemez. Belli kurallara olan mantıklı, sistematik bir süreçtir. Gerçek hayatta 3-5 kişiyle yürütülen soruşturmalar da yoktur. Birkaç günde aydınlatılabilen cinayetler azdır. Veri tabanlarınız yetersizse faili meçhulleriniz de çoktur. İlk defa böyle kalabalık görüyorum. Pek gelmiyorsun ya, ondandır. Ne yapayım başkomiserim ya? Şu işte bir şu otopsi odasını bir de şu morgu sevmiyorum ya. Genelde kimliksiz bir ceset bulunduğunda daha kalabalık oluyor. Bu insanların çoğu bir umut. Yakınlarını bulmak için buradalar. Daha doğrusu bulmamak için. Ya acayip ya. Biz birileri gelsin de kimliğini teşhis etsin diye bekliyoruz. Onlarsa teşhis etmemek için. En azından kayıp olduğu sürece onlar için hala bir umut var demektir. Haksız mıyım ama ya? Baksanıza, insanın içi kararıyor burada. Mesela yardım edin. Ne olur. Annem kayboldu. Tamam, tamam. Sakin ol. Kayıp başvurusunda bulundun mu? Bulunmam mı komiserim? Günlerdir uyuyamıyorum komiserim. Ne olur yardım edin. Ne olur. Tamam, tamam. Sen adres bilgilerini ver. Ne yapabileceğimize bakarız. Sağ olun komiserim. Otopsi bitti mi? Henüz tamamlamadım Orhan. Veri tabanındaki kesici aletleri araştırıyorum. Var mı bir şey? Bazı şeyler tuhaf geldi. Sanki bir ritüelin kurbanı olmuş gibi. Nasıl böyle? Satanist haini gibi bir şey mi? Emin değilim. Daha farklı şeyler de olabilir. Maktulün kafatasında birkaç kesici alet darbesine rastladım. İzlere bakılırsa çekiç olma ihtimali yüksek. Peki ölüm nedeni bu darbeler mi? Hayır. Göğsüne aldığı bıçak darbesi yüzünden ölmüş. Katil aynı aletle maktulün kolunu da kesmiş. Yani cesedi parçalayarak kurtulmak istemiş. Ama beceremeyip vazgeçmiş olmalı. Peki ölüm zamanı? 2 ya da 3 gün önce ölmüş. Bir de 2,5 aylık hamileymiş. Hadi ya. Maalesef Selim. Yaş hakkında bir şey söyleyebilir misin? 30'lu yaşlarında diyebilirim ama net bir şey söyleyemiyorum. Ya parmağındaki yüzük? İncelenmesi için kriminal laboratuvarına gönderdim. Yüzüğün içine Bağdat 2009 Çetin yazdırılmış başkomiserim. Kocası ya da sevgilisi olabilir. Belki de kadınlar haklıdır. Ağzından çıkan kağıtta da Arapça bir şeyler yazıyordu. İncelenmesi için bir ekspere gönderdik. Son zamanlarda Irak'a çalışmak için giden pek çok Türk işçisi oldu. Çetin de onlardan biri olabilir. Ya bu Amerikalıların Irak'ta çalışan işçiler için bayağı geniş bir DNA veri tabanı var. Belki oradan bulabiliriz bu Çetin denen adamı. Interpol'le iletişime geçersek yazışmalar falan oldukça uzun sürer. Aslında ben biraz daha çabuk yollardan ulaşabilirim galiba bu bilgiye. Nasıl yani? Ben mezun olduktan sonra Ankara'da TADOK'ta eğitim alırken bir Iraklı uzmanla tanışmıştım. Adı neydi ya? Said. Bayağı sonradan teşkilat dağıldı yürüdü. Onunla uzun zamandır mailleşiyoruz. Belki yardım edebilir. Çok güzel. Hemen kontak kuralım.
Tamam. Ben de ölü fetüsten alınan DNA'dan adamın DNA profilini çıkarayım hemen. Sen kadının hamile olduğunu biliyor muydun ya? Adli tıp hem kadından hem de ölü fetüsten alınan DNA örneklerini gönderdi. Tamam, hadi bakalım. Bir an önce kurbanın kimliğini tespit edelim. Daha bulmamız gereken bir katil var. Başkomiserim, az kalsın söylemeyi unutuyordum. Maktulün tırnak aralarında mavi lifler bulduk. Kumaş mı? Bir şey söylemek zor. Araştırmaya devam ediyorum. Tamam Zeynep, sağ ol. Rica ederim.